Ya da direkt yazsam. Buna şükür diyorum ya. Çok şükür. Yapacak başka bir şey yok. Sizden gelen bu. Daha da güzel şeyler yapacağız inşallah. İçerisinde yeni şeyler herhalde bulunacak diye yapacağız. Ben düşünün. İnşallah tahmin edelim inşallah. Ben de ben biliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Merhaba. Allah razı olsun başkanım. Uğraşıyoruz. Bazen böyle hani zor şartlarda güzel bir tasarımı getiriyor. Aynen zor şartlarda, çok zor şartlar yaşadık. Evet. İşte bu kadar bir yerde geldik. Evet. Sevgiliyoruz sizin sayenizde, yardımcı oldum. Allah razı olsun. Sizden de. Yani Allah devletimizi zaman vermesin. Aynen. İyi. Şükür, şükür biz de işte. Siz iyi olunca biz iyi oluyoruz. Herkese böyle bir yer bulabilirsek evet, çok mutlu olacağız. Evet, selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Nasıl işler? Çok şükür başkanım. İyi, kolay kolay yapıyoruz. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyoruz. Nasıl işler? Müşteri bulmadın sen. Dinamikler gittik, bugün transfer ettik. Her işten de çok komik değil. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Dinamikler şükür. Buna şükür, buna şükür. Şimdi arkadaşlar tabi bildiğiniz gibi asrın iki büyük afetini şehir olarak yaşadık. Geldiğimiz noktada da yaralarımızı hızla sarmaya devam ediyoruz. Burada da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımızın, kurumlarımızın ve milletimizin el birliğiyle çok büyük bir çalışması var. Bir taraftan konteyner kentlerimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan kalıcı konutlarımız hızla devam ediyor. Bunlardan bitenler var, devam edenler var. Bir taraftan da esnafımızın ve ticari hayatın normalleşmesi için geçici çarşılar oluşturuyoruz, esnaf çarşıları. Şu anda bugün Kocaeli Valiliğimiz ve belediyemizin desteğiyle yapılan Kocaeli çarşısındayız. Buradaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabii onların memnuniyetini görünce biz de mutlu olduk. Şöyle birkaç rakam vermek istiyorum. Şu ana kadar il genelinde planlanan 4055 geçici çarşımız var. Bunun 3384'ü tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Şöyle de baktığımızda planladığımızın %86'sını gerçekleştirmişiz. Bir taraftan da yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Burada tabii şöyle bir yol izliyoruz. Özellikle oluşturduğumuz çarşı ya en yakın alandaki esnaflarımız arasından bir kura çekiyoruz. Diyoruz ki yani bu alanda hangi esnafımız vardı? Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde bir sanayi ticaret dönüşüm ofisimiz var. Onlar müracaatları alıyor. Sonra işte ilanlarımızı yapıyoruz, müracaatlarımızı alıp ve geçici çarşıyla arada bir fark varsa kura çekerek bunların teslimini gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın taleplerini karşıladık. Şu ana kadar da karşılanmadığımız varsa da onlara da yeni alanlar bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da kalıcı iş yerleriyle ilgili çalışma bakanlık tarafından devam ediyor. Hem AFAD, hem TOKİ, hem Çevre Bakanlığımız bu konuda yoğun bir çalışma yapıyor. İnşallah jeolojik ekiplerimizin son aşamaya geldik. Mikro bölgelemelerin son aşamasına geldik. Onlar ortaya çıktıktan sonra da şehrimizin planını revize ederek hangi yerde nasıl bir yapı yapılacağına karar verip ve yolumuza devam etmiş olacağız. Süreç hızla devam ediyor. Şu an geride kaldığımız bir nokta yok. Devletimiz bu konuda gerçekten çok büyük bir gayret ediyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi bir ayda köy evleri bitirilip teslim eden evler var. Geçen yine Sayın Tarım Bakanımızla ve milletvekillerimizle Karacasu'da kalıcı konut alanlarını gezdik. Orada bitmiş bir daireyi gördük. Onlar da hızla yükseliyor. İnşallah il içerisinde hem iş yerleriyle ilgili hem de kalıcı konutlarla ilgili hem de köy konaklarıyla ilgili, evleriyle ilgili çok önemli bir aşamaya gelmiş ve bunları da teslim etmiş olacağız.
bize destek veren herkesle birlikte aşmaya gayret ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.